Arkadaşlar, uzun bir hukuk mücadelesi sonrasında Hollanda Danıştayı, yani Hollanda Yüksek İdare Mahkemesi, dün 14 Mart 2012 tarihinde Hollanda'nın Avrupa Birliği Türkiye ortaklık hukuku gereği Türk vatandaşlarına vize uygulayamayacağını kararlaştırdı. Hollanda Danıştayı 14 Mart 2012 tarihli kararında Türk iş adamı sıfatını taşıyan ve hizmet sunucularına Hollanda tarafından 1982 yılında yürürlüğe konulan vizenin 1963 Ankara Antlaşması'nın eşitlik ilkesini içeren 9. maddesi ve Avrupa Birliği Türkiye 1970 katma protokolünün 41. maddesine aykırı olduğunu kesin karara bağlamıştır. Katma protokol 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten itibaren 9. madde ve katma protokolün 41. maddesi sonucu Türklere vize uygulamayan Avrupa Birliği ülkeleri bu tarihten sonra da vize uygulayamazlar. Bu karar tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hollanda Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği bu karar tarihsel bir karar olarak niteleyebileceğimiz değerinde. Çünkü geçen 30 sene içerisinde ilk olarak bir Avrupa Birliği ülkesinin en yüksek yargı organı apaçık ve tereddütsüz Türk vatandaşlarına uygulanan vize şartı Ankara Antlaşması'na aykırıdır diye kararını açıkladı. Bu hususla ilgili olarak her zaman her hukuk prosedüründe olduğu gibi bir takım nüanslara dikkat çekmek istiyorum. Karar arkadaşlar yalnız kısa süreli vizesiz giriş hakkıyla ilgilidir. Yani kısacası Hollanda'ya en fazla 3 ay kalmak için verilen vize muafiyeti. Karar da Yüksek İdari Mahkemesi daha önce bahsettiğim katma protokolün 41. maddesi çerçevesinde hukuki değerlendirmeyi yapmıştır. 41. maddesi kimleri kapsamaktadır arkadaşlar? İş adamı sıfatında olan ve hizmet sunucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bu karar gereği hukuken Türkiye'den Hollanda'ya gelen Türk iş adamları ve hizmet sunucuları pasaport, ticaret odası sicil kaydı, meslek odası kayıt, Hollanda'da iş görüşmesini teyit eden bir davet mektubu gibi belgelerle beraber vizesiz girişte ısrar edebilirler. Şimdi ben oraya kısaca yine tekrar değineceğim. Ancak yine de vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kendilerine şimdilik vizesiz gelmelerini tavsiye etmiyoruz. Biraz daha bir beklemelerini ricada bulunuyoruz. Şimdiki kanun ve yönetmeliklerin Hollanda hükümeti tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sınırda sorun yaşayabilirler. Bu daha ilk Danıştay kararımız, yani en yüksek yargı organının kararı. Ve bütün Türk vatandaşlarının vize muafiyetini elde edene kadar mücadele edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Henüz bu kararda hizmet sunucuların eşittir hizmet alıcılar kararı daha henüz değildir. Yani herkesi, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kapsayan bir karar daha değil. Daha diyorum. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda şu anda yürürlükte olan bir dava çerçevesinde ümit ediyoruz ki ve bekliyoruz ki bu hakkı da elde edeceğiz ve vize muafiyetini yalnız iş adamları ve hizmet sunucuları değil, herkesi kapsayacaktır. En azından bir ilki başarmış olduk ve devamı gelecektir diye düşünüyor ve ümit ediyor.